yepyeni bir günden günaydın sevgili izleyenler. Sağlık, Yaşam ve Güzellik programına bugün de hoş geldiniz. Evet, alanında birbirinden değerli, birbirinden uzman doktorlarımızı konuk almaya devam ediyoruz. Ve bugün yine çok değerli bir doktorumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisi Salihli Özelcan Hastanesi'nden katılıyor. Şu anda stüdyomuzda değerli konuğumuz. Kendisi genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Aydın Keskin bizlerle birlikte. Ve bugün obezite ve obezitenin tedavi yöntemleri hakkında çok kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Efendim önce hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Önceki davetimizi kabul edip geldiğiniz için ben kanalımız adına bir kere teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. Tabii sizinle ilk defa bir program yapacağız. İzleyicilerimize kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Sonrasında konumuza geçebiliriz. Ben genel cerrahi uzmanıyım. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun oldum. Aynı yerde ihtisas yaptım. Denizli Devlet Hastanesi'nde çalıştım uzunca bir süre. Hı hı. Yaklaşık 1,5 yıl aydan beri de özel can hastanesinde genel cerrah olarak işe başlamış bulunmaktayım ve çalışmalarım orada devam ediyor. Evet, başarılarınızı devam ediliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, obezite nedir? Neler söyleyebilirsiniz obezite hakkında? Obezite günümüzün ciddi bir problemi, ciddi bir sağlık problemi. Hı hı. Kısaca şişmanlık demek obezite. Aşırı yağlanmaya bağlı, yüksek kalori alımına bağlı vücudun aşırı yağlanması bir şekilde. Evet. Bu özetle harcadığından daha fazla enerji veya kalori alındığında bunun yağ olarak vücutta birikmiş halidir obezite. Evet. Tabii bu yağ birikmesine bağlı, kilo almaya bağlı kişilerde oluşturduğu ciddi sağlık problemleriyle kendini ön plana çıkaran ciddi bir problem. Evet, günümüzün tabii. Önemli problemlerinden biri. Evet, ve günümüzde de gerçekten çoğalmaya ve artmaya başladı. Bunun yaygın bir problem. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşam standartları, beslenme şekillerinin değişmesinden kaynaklanan çok ciddi bir gelişmiş ülkelerde özellikle çok ciddi bir problem. Evet, bu hazır yiyecekler falan tabii o konulara da değineceğiz evet. Daha sonra. Peki morbid obezite ile farkı nedir obezitenin? Şimdi obezite şişmanlık hali, morbid obezite beraberinde ek problemler getirmesi nedeniyle kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açması, hayatını ciddi anlamda kısıtması ve yaşam süresini çok ciddi anlamda azaltmasıyla kaynaklanan obezite şeklidir morbid obezite. Hı hı. Yani beraberinde şeker hastalığının olması, tansiyon, kalp problemlerinin olması ve bunlar hayatın yaşam süresini ciddi anlamda kısaltmasıyla daha risk altındaki değil mi obezite hastalığı beraberinde ciddi zaman hastalıklar yarattığı evet. Duruma morbid obezite evet. Yani hastalıklı olması anlamına geliyor evet. Morbid daha obezite. Daha ciddi bir durumdur tabii ki. Tabii ki. Beraberinde obeziteye bağlı problemlerden kaynaklanan, ek rahatsızlıklardan kaynaklanan sebeplerle insanların daha kısa sürede yaşamlarını kaybetmesini, daha uzun yaşamalarını önleyen bir... Tabii konforsuz yaşam dediğiniz gibi daha ömrü kısaltacak sebepler arasında hem hastalık hem obezite daha kısa bir süre yaşam tabii demek. Tabii kısıtlamış oluyorlar hayatlarını, daha azaltmış oluyorlar diyebiliyoruz. Peki obezitenin nedenleri arasında neler söyleyebilirsiniz? Obezitenin tabii en büyük sebeplerinden biri günümüzde yanlış beslenme ve aşırı beslenme. Yani özellikle fast food türü hazır gıdaların günümüzde çok artık her yerde bulunabilir, ulaşılabilir olması sebebiyle insanların beslenme şeklinin buna doğru yönelmesiyle en büyük obezite sebeplerinin başında geliyor. Onun dışında genetik sebepler tabii ki olabilir. Bunun dışında fiziksel aktivite eksikliği, hareketsizlik günümüzün belki de en büyük sorunlarından biri. Yani genellikle masa başında iş yapılıyor olması, yürüyememek, her yere araçla gidip gelmek bunlar obeziteyi hızlandıran sebepler. Ama bunun dışında ender olarak sizin de söylediğiniz gibi genetik sebepler, onun dışında kişinin dışarıdan alması gerektiği ilaçlara bağlı şişmanlık sebepleri, evet. Psikolojik sebepler, davranış problemlerinden kaynaklanan sebepler çok genç. Ama temelde aşırı yemek ve hareketsizlik en büyük sebeplerin başında geliyor. Evet efendim, değerli doktorumuza sorularınız var ise bize 233-77-77'den ulaşabiliyorsunuz. Tekrar ediyorum numarayı, 233-77-77'den isterseniz rejiye soru bırakabiliyorsunuz ya da canlı yayın bağlantısına katılıp sorularınızı ulaştırabiliyorsunuz. Efendim, obezitenin cerrahi tedavisi var mı?
neler söyleyebiliriz? Şimdi obezitenin cerrahi tedavisinden bahsetmeden önce şeyden bahsetmek lazım. Obezitede korunmak için en önemlisi obez olmamak gerekiyor. Evet. Ama obez olan birinin obezite geliştikten sonra öncelikle cerrahiden önce yapması gereken yöntemler var. Bunlar özellikle bir diyetisyene gidip kilo diyet kontrolü, diyet takibiyle kendine kilo vermeye çalışması gerekiyor. Belli spor aktivitelerinin olması gerekiyor. Davranış tedavisinin muhakkak yenilenmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Evet. Tabii bunların bir yere kadar obezitede, yani obez olmuş artık, obezite sınırını aşmış veya morbid obez hale gelmiş kişilerde etkinliği belli ölçüde olabiliyor. Bunların başarısız kalındığı durumlarda cerrahi devreye giriyor ve cerrahi tedavi önem kazanıyor. Gerekebiliyor diyorsunuz. Evet, sorularımız gelmeye başlamış. Rejiye soru bırakan izleyicilerimiz olmuş. Yaşım 28, obezite ameliyatı tehlikeli mi demiş Rasim Akoğlu. Yaşım 28 yaşında fakat obezite için ameliyat olma ihtimali tehlikeli midir? Bu yaşlarda şimdi, uygun olur mu? Şimdi obezite cerrahisi herkese uygulanmıyor. Belli bir kriterleri var. Vücut kitle indeks dediğimiz bir hesaplama yapılıyor. Oranlama var tabii. Evet. Yani burada yaşının, kilosunun tek başına bir anlam ifade etmiyor. Obezite tanımı yapılırken bu boy ve kilo ile alakalı bir uluslararası bir standartizasyon mevcut. Kişinin kilosu, boyu çok önemli. Yani tek başına kilosun şu kadar oluşu veya göbeğin oluşu biz cerrahi obezite uygulanır anlam gelmiyor. Seyircimizin sanırım kilosu belirtilmemiş. Evet. Kilo önemli. Var sanırım kilo problemi olan bir. Şimdi kişilerin kilosu hesaplanırken bu kitle indeks dediğimiz hesaplama yapılıyor, vücut kitle indeksi. Bu kişinin kilosunun boyunun karesiyle çarpımın bölünmesi sonucu ortaya çıkan rakama göre değerlendiriliyor. Evet. Böyle bir formülasyonumuz var. Buna bir örnek verirsek, örneğin 100 kilo 1.80 boyunda bir kişinin kitle indeksini hesaplarken kilosunu boyunun karesine bölüyoruz. Yani 100'ü, kilosu 100 ise bunu boyuna 1.80 boyu varsa 1.80 çarpı 1.80 bu da örneğin 31 gibi bir rakam çıkıyor. Kişinin kitle endeksinin 31 olduğunu gösteriyor. Evet. Bu kitle endeksine göre hastalar sınıflandırılıyor. Normal hastalarda, yani normal kişilerde, sağlık kişilerde bu kitle endeksi 20 ile 25 arasıdır. 25 ve 30 arası olanlar kilolu olarak kabul ediliyor. 30-35 arası olanlar ileri kilolu kabul ediliyor. 35 ve 40 obez ve 40'ın üzeri de artık morbid obez sınıfına giriyor. Eğer bu kitle indeksi 35 ve üzerinde ise veya 40'ın üzerinde ise bunlar diyetle, başka bir yöntemle tedavi kilo veremiyorlarsa bunlara obezite cerrahisi uygulanması gerekiyor. Peki cerrahi yöntemleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ne tür yöntemler uygulanıyor? Obezite cerrahisi son birkaç yıldır bütün dünyada yaygın olarak yapılan bir ameliyat şekli. Burada özellikle laparoskopik cerrahinin gelişmiş olması çok büyük etken. Yani kapalı yöntemlerle kapalı ameliyat dediğimiz karın içine sadece birkaç milimlik delikler açılarak oradan girilen ameliyatlarla yapılan, aletlerle girilen ameliyatlar. Bunların etki mekanizmaları, etkileri birkaç türlüdür. Bazı ameliyat türlerinde mide küçültülerek, tüp mide haline getirilerek midenin kapasitesi ciddi oranda azaltılıyor, hacim azalıyor. Evet. Dolayısıyla kişiler çok fazla yiyemiyorlar, daha az yiyerek ama beraberinde de iştahları da kesilerek konforlu bir şekilde zorlanmadan kilo verebiliyor. Bunlar bu tür ameliyatlara kısıtlayıcı ameliyatlar diyoruz. Evet. Yani kapasiteyi azaltıcı ameliyatlar. Ama beraberinde bazı farklı ameliyat gruplarında da emilimi azaltarak daha az aldığı gıdaların emilimini azaltarak etki eden ameliyat yöntemleri de var. Evet. Yani farklı yöntemler farklı kullanılıyor. Farklı yöntemler tabii o farklı kişinin ya da hastanın, evet, değil mi? Evet. Durumuna göre. Yani bu yöntem
bu hastaya uygundur diye hastaya göre tabii kendine göre değerlendirilerek yöntem. Ona en uygun ameliyat yöntemi seçilebiliyor. Sizler değerlendirmiş oluyorsunuz zaten. Tabii belli kriterler var ama önemli olan bu ameliyattan artık büyük cerrahi bir girişim yapılmadan, karın açılmadan sadece laparoskopik küçük aletlerle, deliklerle karın içine girilerek işte midenin büyük bir bölümü çıkarılıyor olması, erken dönemde yara iyileşmesinin sağlanması, evet. Ameliyat sonrası ciddi ameliyat ağrılarının olmaması ve erken dönemde hayatını fonksiyonlarını devam ettiriyor olması gibi bir avantajları var. Evet. Bundan dolayı obezite cerrahisi günümüzde çok yaygın kullanılıyor, çok da etkili bir yöntem. Peki başarısı nasıl mesela? Sonuçlar yüz güldürücü mü? Sonuçlar oldukça yüz güldürücü. Sonuçta her türlü metodu deneyerek kilo veremeyen insanlarda bu yöntemle daha dengeli, daha fizyolojik şartlarda kişinin psikolojisini, kişinin metabolizmasını bozmadan dengeli bir şekilde kilo verilmeye çalışılıyor. İdeal kilonun bir yılın sonunda %40'ını, 50'sini veriyor bu hastalarımız. Evet, ciddi anlamda zaten güzel bir sonuçta olmuş oluyor. Az önceki görüntüyü bir alabilir miyiz? Tabii bir de obezitenin sebep olduğu hastalıklar var değil evet. mi? Bir takım psikolojik sebeplerden tutun, mide renklisinden tutun, bir takım tabii obezite vücutta yağ birikimi olduğu için vücudun bütün sistemlerini, bütün problemlerine sebep olabiliyor. İşte akciğerlerle ilgili problemler yaşayabiliyor, karaciğer yağlanması sebebi olabiliyor. Evet. En önemlisi diyabet sebebi, şeker çok önemli hastalığı. Bir diyabet sebebi. Damar sertliğine bağlı kalp krizleri oluşabiliyor. Evet, bayanlarda özellikle. Uyku apnesi olabiliyor. Bayanlarda bu doğurganlık kısırlık sebebi. Kısırlık sebebi olabiliyor. Evet, ciddi eklem problemleri olabiliyor. Neticede kişinin hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak ciddi bir hayatının fonksiyonlarını engellediği gibi evet. ciddi bir konforunu da bozuyor evet. sonuçta. Evet, yani her şeyden önce sağlığımız için sadece görsel amaçlı estetik görünümün dışında sağlık açısından görsellik önemli. Görsellik ikinci planda gider, tabii güzel ki. Görünmek tabii ama ki. Görsellikten önce dediğimiz gibi hastalıkları çok fazla. Obezitenin yani obez hale gelen insanların hayattan çok daha kısa evet. olduğu bilimsel olarak hayat kanıtlanmış. Yani bozulmuş oluyor aslında. Hem konforu azalıyor hem de hayatları daha kısa. Yani kısa. Çok uzun yaşayan obez hasta göremezsiniz. Tabii. Çünkü çok erken dönemde bu saydığımız tamam, sebeplerden dolayı yoruluyor, maalesef yoruluyor. Kaybediliyor bu hastalar. Evet kilosu 145 kilo ameliyat oldum demiş ama sonra sıkıntı yaşar mıyım? Pardon, ameliyat olursam sıkıntı yaşar mıyım demiş. 32 yaşında bir izleyicimiz katılmış. Kilosu 145 kilodayım demiş. 32 yaşındayım, ameliyat olursam bir sıkıntı yaşar mıyım diye. Şimdi 145 kiloluk, 145 kilo kitle endeksini hesaplamak gerekiyor. Bahsettiğim formülasyonla yani seyircimiz kilosunun boyunun karesine bölerse orada kitle endeksi çıkmış olacak. Onun hesaplaması yapılmış olacak. Bizim için o kriter önemli. Ama 145 kiloluk bir hasta morbid obez hastası anlamına geliyor ki bir kere hastalıktan kaynaktan yani bu kilodan kaynaklanan ciddi sıkıntıları mevcut kendi haliyle. Önemli olan normal kilolarına inebilmesi. Bu kişilerin ameliyat sonrası yani 1-1,5 yıl gibi süre sonrasında ideal kilolarına indikleri gibi burada ameliyat şekli görülüyor. Biraz önce bahsettiğimiz o delikleri evet, açarak evet, uygulanan bir yani, cerrahi yöntemi. Ameliyat yara izi bu şekilde kalıyor. Yani seyircimize geri dönersek yani zaten beraberinde kendi ciddi problemleri mevcuttur muhakkak. Tabii. Şimdi hastayı görmeden de bir değerlendirme yapmam çok zor ama. Ameliyat sonrası bu hastaların ciddi anlamda şeker problemleri kalmıyor. Yani ciddi anlamda yüksek oranda insülin kullanan hastalar insülini kullanmamaya başlıyorlar. Düşmeye başlıyor ve bir süre sonra da kullanma ihtiyacı duymuyor. Tansiyonları düşebiliyor. Kalp problemleri ortadan kalkabiliyor. Eklem ve kas problemleri düzeliyor. Uyku problemleri düzeliyor. Evet.
Ramazan Durak tabii Alaşehir'den ulaşmış az önceki sorunun sahibi izleyicimiz de buradan öğrenmiş olur. En azından uzman bir kişi tarafından görülmesi gerekiyor. Yani muhakkak, uzaktan tabii. Genel anlamda teorik olarak bilgiler verebiliriz ama birebir değerlendirmek gerekiyor. Hastanın size ulaşması ve sizin gibi uzmanlara ulaşması muhakkak şart diyebiliriz bu durumda. Evet, kilo vermeyenler için ameliyat kesin bir çözüm mü demiş izleyicimiz. Ameliyat kesin bir çözüm. Yani bu ameliyattan sonra kişilerin tabii belli kurallar çerçevesinde, belli bir diyet çerçevesinde, onlar her zaman için takip altında olması gereken hastalar. Yani kontrolleri yapılıyor, takipleri yapılıyor. Ameliyattan sonra kilo vermemek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü beslenme alışkanlıkları değişiyor, yaşam tarzları değişiyor. Evet. Eskisi gibi çok çok yemek yememeye başlıyorlar. İsteseler de yiyemeyecekler. Evet. Çünkü küçücük bir mideleri kalıyor. Hı hı. Bu onların aç kalmalarını da önlüyor. Belli diyet çerçevesinde ideal kilolarına iniyorlar. Bunları uydukları takdirde, bunları uyguladıkları takdirde kilo vermemeleri mümkün değil. Bu artık bütün dünyada obezite problemi olan insanların çok ciddi anlamda en iyi sonuçları, bunun göstergeleri mevcut günümüzde artık. Evet, bir izleyicimiz daha ulaşmış. Demiş ki popüler olan diyetleri uygulamak doğru olur mu? Kişiye göre değişir mi? Demiş. Tabii çok çok mutlaka, tabii önemli bir konu. Tabii ki güzel bir konu. Yani obezite nedenleri, obezite nedenleri sayılırken zaten nereden kaynaklandığı, obezitenin sebebi olan faktörleri zaten incelerken, hasta değerlendirirken bunlar göz önünde bulunduruyor. Yani bir tiroid problemi varsa onun tiroid tedavisinin olması gerekiyor. Ona yönelik diyet uygulanması gerekiyor. Ama morbid obez haline gelen insanlarda bilimsel araştırmalar şunu göstermiştir ki artık defalarca diyetle, başka yöntemle, her türlü denemeler sonucunda belli oranda kilo veriliyor ama o kilolar maalesef geri alınıyor. Bilimsel olarak bu yöntemle 100 hastadan sadece 5 tanesinin ciddi anlamda kilo verdiği, geri kalan %95 hastanın eski kilolarına geri döndüğü, tekrar tekrar bu diyetleri uyguladıkları halde eski kilolarına geri döndükleri maalesef ispatlanmış, bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Tabii kişiye göre değerlendirmek gerekiyor. Yine dediğimiz gibi uzman bir kişiden destek alarak, bilgilendirilerek bir şekilde çözüm bulunur. Evet, mideye kelepçe taktırmak sağlıklı mıdır demiş izleyicimiz. Bunun riskleri de var mıdır? Neler söyleyebiliriz? Tabii bu obezite cerrahisi bahsettiğim laparoskopik yöntemlerin, laparoskopik metotların gelişmesinden önce popüler bir ameliyat şekli mide kelepçesiydi. Mide kelepçesi, midenin girişine bir bant şeklinde mideyi, gıda alımını engelleyen bir metottu. Günümüzde artık çok kullanılan bir yöntem değil. Çok sayıda yan etkileri, problemleri yaşandığı için çok popülerliğini kaybetti. Artık çok uygulanan bir yöntem değil, olmaktan değil çıktı. Çünkü bahsettiğim obezite cerrahisiyle ilgili diğer yöntemlerin popüler olması, daha güvenilir olması. Yeni teknolojiler, yeni teknolojiler ortaya çıkıyor zaten. Dolayısıyla kelepçe yöntem artık kullanılan bir yöntem değil. Bir yöntem değil. Evet. Evet, bir izleyicimiz Turgutlu'dan ulaşmış. Ulaş. Buyurun. Yani onu almadan önce görüntüdeki ameliyat, mideye yapılan ameliyatla ilgili bilgi vermek istiyorum. Tabii, buyurun. İşte laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle görüntüdeki mide kısmının yaklaşık 3'te 2'si çıkartılıyor. Evet. Geri kalan mide küçücük bir mide, tüp şeklinde bu mide. Evet. Çıkarılan mide kısmı hem iştah arttırıcı hormonları da salgılayan mide kısmı olduğu için iştah azalması da oluyor. Yani açlık da hissetmiyorlar. Küçücük mideyle çok az şeyle, daha az doyarak daha dengeli bir şekilde kilo veriliyor. Evet. Peki hocam, tabii izleyicilerimiz merak ediyordur. Bu ameliyatın riski var mı? Yan etkileri var mı? Bu konu hakkında neler söylemek sonuçta istersiniz? Cerrahi bir müdahale. Cerrahi bir müdahale. Her cerrahi müdahalenin olduğu gibi bunda bir ameliyat riski var. Ama bu hastalarda bahsettiğimiz hastalığın kendinden kaynaklanan riskler çok çok daha önemli. Yani bu ameliyatın, şu anda dünyada uygulanan bu ameliyatın riskleri, ölüm riski 1000'de 1. Yani çok çok düşük. Kabul edilebilir bir düşüklüğün altında. Yani bir koroner kalp hastası ameliyatı olan kişinin
ölüm riski %2 iken bunun 1/1000 olması çok kabul edilebilir, dünyada kabul edilebilir bir risk olarak düşünülüyor. Evet. Kaldı ki beraberinde obezitenin kendi problemlerinden kaynaklanan ölüm riskleri ölümler çok daha fazladır. Tabii, yani geçirilen evet. kalp krizleri, onun tabii. dışında şekere bağlı problemler, uyku apneleri, ani ölümler, beyin felçleri bunlar evet. çok daha riskli durumlar. Tabii bunlar çok daha riskler ama ameliyata bağlı güzel bir ameliyat geçirdikten sonra bu tür problemleri ortadan evet, kalktığı için tabii o yüzden çok fazla bir riski yok. Yani, obez olarak yaşayıp sağlıksız evet, bir şekilde yaşamaktansa, tabii, ölüm riski altında yaşamaktansa bu tabii yöntemi... ameliyata bağlı ameliyattan kaynaklanan riskler de olabiliyor. Hı-hı. Bunlar tabii kişiden kaynaklanıyor olabilir. Hı-hı. Cerrahi uygulayan kişinin deneyiminden evet. de kaynaklayabilecek riskler de olabilir. Maalesef her ameliyatın olduğu gibi bu ameliyatın da belli riskleri var. Ama düşünün obez bir hastanın böyle bir problemi morbid obez bir hastanın safra kesesi veya başka acil bir ameliyat olma ihtiyacı durumunda da aynı riskler onda da söz konusu. Kesinlikle. Yani zaten hep her zaman risk altındayız sonuçta. Yani hem hayatı boyunca risk altında hem de geçireceğiz bir cerrahi müdahale riski ne kadarsa bu ameliyatın da riski bu kadar. Evet. Hani korkulacak bir şey yok en azından diyebiliriz sevgili izleyenler. Evet, bir sorumuz daha ulaşmış. Turgutu'dan ulaşmış bir izleyicimiz Aysun Ulaş. Demiş ki 126 kiloyum, 34 yaşındayım. Ameliyat olmayı düşünüyorum. Hocam kaç yıldır bu ameliyatı yapıyor? Bilgilerini alabilir miyiz demiş. Ben özellikle bu laparoskopik obezite cerrahisini yaklaşık 5 yıldır yapıyorum. Evet. Çok sayıda bununla ilgili ameliyatlar oldu. Güzel sonuçlar aldınız. İzleyicimiz onu merak ediyor çok herhalde. Çok iyi sonuçlarımız var. Yani evet. Tabii bu gerçekten popüler bir ameliyat olduğu için bir de bunların kendi aralarında grupları var. Kim nerede ameliyat oldu, nasıl oldu, çok ciddi bir dayanışmaları olduğu için bunları onun sonuçlarını oradan da görüp takip edebilirler. Evet. Çok iyi sonuçların alındığı bir ameliyat şekli. Evet, zaten araştırabiliyoruz öncesinden. Kesinlikle tabii ki. Uzmanlığınıza zaten siz kendinizi biz de her zaman kanıtlamışsınız. Açığız. Hastanede zaten bir de açığız, yerinizi söylüyorsunuz. Gelip görüşebilir, konuşabiliriz. Tabii ki ulaşabilirler ve zaten gerekli bilgi alabilirsiniz kendisinden. Evet, karın ve göbek bölgemde yağlanma var. Yağlarımı aldırmam sağlıklı olur mu demiş izleyicim. Tabii bir de sadece yani obezite diyoruz tabii, ama bu farklı obezitenin bir konu. Dışında evet, farklı bir konu yani bu. Biz obeziteyi değerlendirirken bölgesel kilo aldırma, yağ aldırma. Bu daha çok plastik cerrahinin konusuna giren evet. bir olay. Yani bu durum sizin dışınızda evet, bir durum mu? Benimle ilgili konu değil. O halde bu konuyu geçiyor muyuz? Tamam. Bölgesel zayıflamayı nasıl yapabiliriz demiş. Yine bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Bu da sizin plastik cerrahiyle alakalı bir konu. Anladım. Evet, bir sorumuz daha var. Demiş ki izleyicimiz, kızım 13 yaşında ve çok kilolu. Tam da gelişim döneminde, fakat bir diyet uygulamak doğru olur mu demiş. Tabii bunlarda öncelikle diyet uygulanması lazım. Yani iyi bir tam diyet. Da gelişim dönemi insanlar tabii, aman kızım sen ye sonra kilo verirsin. Çağı, yani ergenlik çağı bunlarda öncelikle diyet uygulanması gerekiyor. Zaten bu tür ameliyatların yapılabilmesi için 16 yaşını tamamlamış olması lazım. 16 yaşından önce bu tür ameliyatlar önerilmiyor. Ama bu yaş grubunda öncelikle bir diyet olması gerekiyor. Yani bilinçli bir diyet olması lazım. Gelişimini önlemeyecek diyetler var tabii ki. Muhakkak. Beslenme şekli, davranış problemleri varsa onlar giderilmeli. Beslenme şeklinde uyumsuzluk varsa onlar düzeltilmeli. Spor aktiviteleri ne durumda onlar yapılabilmeli. Evet, onlar bir düzene girecek. Bir uzman tabii, kişiden bu anlamda destek alınması muhakkak, gerekiyor. Çünkü yani öncelikle bunlarla ilgili sorun çözülmesi evet. gerekiyor. Çünkü ben hani kendimiz bizden biliyoruz, bayanlar olarak, anneler olarak biz çocuklarımızın hep yemesini isteriz. Değil özellikle mi? Tam gelişim zaman diyet yapmayın, aman gelişimini önler, yok boyu uzamaz falan gibi bir takım. Ama maalesef obezitenin temelinde bugünlerden evet. yapan, bugünlerden yani o yaşlardan itibaren almak, olan tedbirini almak gerekiyor değil mi önüne geçmek sorunlar için. Tabii ki. Kalıcı olmaması açısından. Bu yanlış algılarımızı düzeltiyoruz. Tabii ki böyle bir durumda muhakkak uzman kişiden destek alıyoruz ve ona göre çocuğumuzu değerlendirebiliyoruz. Tabii hocam, ameliyat sonrası hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Neler söyleyebiliriz? Biz ameliyat sonrası tabii ki hastaların süreçleri bizim için çok önemli. Yani o ameliyatı geçiren hastaların her türlü problemleriyle her türlü yani yaşam şartları değişiyor, yaşam kalitesi değişiyor, beslenme alışkanlıkları değişiyor. Bu ameliyatlar
yaptıktan sonraki ilk bir ay süreç bizim için çok önemli. Biz kendilerini bu konularda ilk bir ay ne yapacaklarını, ne yiyeceklerini, ne içeceklerini öyle detaylı bir şekilde anlatıyoruz, detaylı bir şekilde görüşüyoruz bunları. Ama ondan sonraki süreçte de normal yeme içmeye başlandığı süreçte de bunlarda yine yaşam şekilleri nasıl olacağı kendilerine bunları izah ediyoruz, anlatıyoruz. Yaşam şekilleri tamamen değişiyor. Yani eskisi gibi artık çok yemeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. Çok hareketsiz kalmamaları gerekiyor. Çok çeşitli yemek gerekiyor. Bu biraz da obezite dönemindeki yaşam şeklinin, yaşam tarzının değişmesiyle alakalı. Bunu da değiştirmelerini öneriyoruz. Ha, bunu yapmadığı takdirde, eski alışkanlıklarını devam ettirdiği takdirde zaten bu ameliyatı geçirmiş olsalar bile bu hastaların bir kısmı tekrar maalesef kilo geri alabiliyorlar. Tam bunu soracaktım. Yani hepsi almıyor ama bu ameliyatı geçirenlerin, yani dünya genelinde bu ameliyatı geçirenlerin yaklaşık %20'si eski kilolarına maalesef geri dönebiliyorlar. Yani bu dikkat edilmediği zaman bu kesin tabii ki bu çözüm değil. Bu beslenmeleriyle alakalı, eski alışkanlıklarıyla alakalı bunları devam ettirdikleri sürece, bunları değiştirmedikleri sürece maalesef eski kilolarına geri dönebiliyorlar belli bir oranda. Tabii alışkanlıklarımızı biraz bırakmak zor gelebiliyor ama yani sağlık açısından eğer yüksek yine kalorili yiyip içmeye devam edersek, hareketsiz kalırsak maalesef tekrar aynı sorunlara devam edeceğiz. Yine onlar devam edecek. Yani bu ameliyat bir destek tedavisi. Kesinlikle, yani onun diyet yapması bir şekilde diyet yapmasına biz yardımcı oluyoruz. Yani kontrolsüz yeme içme alışkanlığını ortadan kaldırıyoruz. Daha dengeli beslenmelerine yardımcı oluyoruz. Ama bir süre sonra o kontrolü tekrar kendilerine geçirip eski alışkanlıkları tekrar devam ederse aynı mekanizma, yani çok daha yüksek kalorili gıdalar almaya başlayacaksa, çok daha fazla yiyip içecekse, yani harcadığından daha fazla alacaksa, yine obeziteye sebep olan faktörlerin başındaki söylediğim şey gibi yine kilo almaya başlayacaklardır. Evet. Ameliyat sonrası dediğiniz gibi hastanın kendi elinde tabii ondan sonrası. Tabii ki. Hastanın kendi alışkanlıklarıyla alakalı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bir kişi mesela ameliyat oldu, kilolarını verdi ama daha sonra tekrar aldı, dikkat etmedi, aldı. Bir daha ameliyat olma şansı var mı mesela? Bu bir kalıcı bir ameliyat. Yani hastanın midesini eski haline döndüremiyoruz ama bunlara bahsettiğim ameliyat yöntemlerinden bir başkası denenebilir. Yani ona rağmen tüp mide ameliyatı geçirdi. Mide tekrar genişlemiş olabiliyor bazen veya kilo aldı. Bunlar bahsettiğim konunun başında bu sefer emilimi arttırıcı ameliyatlar yöntemleri de var. Yani yiyorsunuz ama bağırsaklardan o gıdaların emilimini azaltan bir ameliyat şekli uygulandığı zaman bunlara böyle bir alternatif ameliyat şekli mevcut. Ama tabii bunlar öncelikle dediğim gibi eski alışkanlıkların sürdürmemesi ve buna ihtiyaç duymaması en ideali. Ama kilo aldıysa da tekrar değerlendirilip ikinci bir ameliyat olma durumu olabiliyor. Olabiliyor. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Son sözlerinizi alabilir miyiz? İzleyicilerimize neler tavsiye edeceksiniz? Neler önereceksiniz? Yani öncelikle tabii ki obezite önlenmesi, obezitenin oluşmaması en önemli konu. Yani obez olmamak gerekiyor. Ama obezite ile sorun yaşıyorsa, obez olduysa, bunun diyetle, başka yöntemlerle kilo veremiyorsa, birkaç defa diyet denemişse, tekrar kilo veremiyorsa, tekrar kilo alıyorsa, yani verdiği kiloları da geri alıyorsa, bunun için çok oyalanmadan cerrahi alternatif düşünmesi gerekiyor. Çünkü obezite sonuçta yıkıcı bir durum. Yani hem kişinin hayat fonksiyonlarını, günlük aktivitelerini, her şeyini... Obezite kader değil o zaman. Bunu değiştirebiliyoruz. Yani muhakkak değiştirebiliyoruz ama yani bunu değiştiremeyeceksek de bunun tek çözümü cerrahi, obezite cerrahisi. Cerrahisi de artık korkulacak bir cerrahi değil. Dediğim gibi laparoskopik kapalı yöntemlerle yapılan, yani bir safra kesesi ameliyatı gibi yapılan bir ameliyat şekli artık. Bundan kilolarımızda yaşamak zorunda değiliz. Yaşamak zorunda değiliz. Böyle problemi direkt olanlar bu alternatifi düşünsünler. Sonuçları gayet iyi. Yani
ciddi obezite problemi olup da bu ameliyattan sonra normal insanlar gibi yaşayan, normaller insanlar gibi hayatını sürdüren çok insanlar çok var. Güzel. Evet hocam, çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgilerden rica dolayı. Tekrar inşallah biz yine sizi buralarda görmek istiyoruz farklı konularla. Tabii ki. İzleyicilerimize o güzel bilgilerinizi vermek açısından ben sizi tekrar ben burada aramak istiyorum. Bu fırsatı çok çok teşekkür için. Ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet efendim. Çok güzel bilgiler aldık. Değerli uzman doktorumuz, genel cerrahi uzmanı Aydın Keskin'den. Tabii ki her zaman dediğimiz gibi uygulamak şartıyla bu bilgileri vermeye çalışıyoruz. Tabii kilo sorunu olan kişiler muhakkak bir uzman kişiden destek alması gerekiyor. Özellikle obezite olarak değerlendiren hastalar ise zaten dediğimiz gibi cerrahi yöntemle çok güzel yüz güldürücü sonuçlar alabiliyorlar. O yüzden muhakkak uzman bir kişiden destek almamız gerekiyor ve tabii sonrasında da biz kendimiz dikkat etmemiz gerekiyor diyebiliriz. Evet, bize bugün ayrılan vakti yine sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.